Aslı ekranlarından herkese mutlu günler sevgili seyirciler. Satırbaşı programıyla sizlerle birlikteyiz. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında konuklarımızı canlı bağlantılarla ağırlamaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Bursaspor'dan Keremcan Akyüz'le sohbet etmiştik. Bu haftada Bursaspor'un yakından tanıdığı bir isim, özlediği bir isim telefon attığımızda Bursaspor'dan Fransa ekibi Le Havre'ye transfer olan milli futbolcu Ertuğrul Ersoy hattımızda bizleri bekliyor şu an. Ertuğrul merhaba, nasılsın? Merhabalar, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Öncelikle davetimizi kırmayıp programımıza katıldığın için teşekkür ediyorum ben sana. Ben teşekkür ediyorum bu programa beni kabul ettiğiniz için. Ertuğrul, şimdi ülke ve dünya olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz. Koronavirüs salgını hayatlarımızı esir almış durumda. Bu süreci sen nasıl geçiriyorsun? Fransa'da ligler ne zaman tatil oldu ve ne zaman başlayacak? Herhangi bir açıklama var mı? Genel olarak ilk önce bir düşüncelerini almak istiyorum ben senden. Öncelikle bütün şu anda sıkıntılı süreci hasta bir şekilde geçiren insanlara acil şifalar diliyorum. Ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Fransa'ya gelecek olursak, Fransa'da yaklaşık bir 25 gün önce bizlere bir 5 günlük bir izin verildi. Ardından o 5 günün ardından olaylar biraz daha tehlikeli boyuta geldikten sonra kulüp tarafından yaklaşık bir 15 gün daha iznimiz arttırıldı ve isteyenlerin ülkelerine gitmesi konusunda izin verildi bizlere. Biz de Umut Meraş ile birlikte oradan bir uçak ayarlayıp birlikte Türkiye'ye döndük. Ardından 14 günlük bir karantina sürecimiz vardı. O süreci tamamladıktan sonra da ikimiz de ailelerimizin yanına geldik. Şu anda ailelerimizin yanındayız. Yaklaşık buraya geldi bir 25 gün oldu. Bu süre zarfında burada kendi özel antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Yani ben de diyorum. Ailemle vakit geçiriyorum. Gayet öyle bir şekildeyim. Zaten köyümdeyim. Bir yerde de çıkmıyorum. Sürekli burada bağ bahçe. Biraz ağaç dikme tarzı şeylerle de vakit geçiriyorum antrenmanın yanı sıra. Bu kendini izole ettiğin 14 gün nasıl geçti senin için? Bir tedirginlik var mıydı? Ya aslında şöyle, ülkemde olmanın özgüveni vardı aslında. Sonuçta burası benim ülkem. Buradaki çalışan hekimlere, doktorlara, sağlık çalışanlarına Fransızlıklardan daha çok güveniyordum. Eğer burada başıma gelse burada daha iyi tedavi olabilirim düşüncesindeydim. O yüzden Fransa'dan Türkiye'ye geldiğim zaman burada endişem biraz daha arttı. Hatta çok da korkmuyorum aslında bu durumdan. Kendimi izole ettim aslında. Sevdiklerim için biraz daha tedirginim. Etrafımda yaşlı olan aile fertlerim var. Onlardan korunmak adına 14 günlük süre zarfında bunları düşünerek o sıkıntılı dönemi geçirdim. Onlarla görüşmem lazım düşüncesiyle. O sıkıntılı dönemi geçirdim. Zaten yanımda kitabım, PlayStation'ım, laptopum, telefonum, her türlü imkanım vardı. O süre zarfı benim için çok da sancılı olmadı. Sonuçta ülkemde olmanın mutlu içerisindeydim. O yüzden çok da zor geçmedi benim adım. Peki çalışmalarını evde sürdürdüğünü söyledin. Nasıl oluyor evde antrenmanları devam ettirmek? Yeşil sahalara benzemiyordur tabii. Tabii ki hiçbir şekilde kıyaslanamaz bir futbolcunun yeşil sahadan uzak kalması, antrenmanlardan uzak kalması hiçbir şekilde bir karşılığı yok bunun. Benim şöyle bir tane özel antrenörüm var. Onunla birlikte online bir şekilde antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. Burada telefonu karşıya koyuyorum, o bana yapacağımız hareketleri gösteriyor. Ben de aynı şekilde o hareketleri tekrarlıyorum. Bir ekipman tedarik ettim bu arada. Siparişler verdim. Onlar geldi. Onlarla birlikte sanki yüz yüzeymişçesine hocamla birlikte antrenmanlarımız devam ediyoruz. Ama tabii ki hiçbir şekilde bu takımımla ve oyuncu grubuyla yaptığımız toplu antrenmanların yerini tutmayacaktır. Bu yüzden geri dönüşlerimiz nasıl olacak hiç bilmiyorum. Çünkü bu süre zarfında yaklaşık yaz tatilinde yaptığımız tatilin hemen hemen neredeyse iki katına yakın bir süre zarfında da tatil yapacağız. O yüzden geri dönüşümüz nasıl olur hiç öngöremiyorum ama mutlaka çok sıkıntılı bir süreç futbolcuları bekliyor.
Fransa'da liglerin ne zaman başlayacağıyla ilgili bir konu dönüyor mu ortada? Mesela Türkiye'de Haziran ayında başlayabileceği yönünde federasyonun açıklamaları olmuştu. Fransa'da durum ne alemde? Şöyle oluyor aslında. Böyle bir haftada bir sürekli konuşuluyor. Kulüpte de sürekli istişare halindeyiz oyuncularla ve yönetimle. O tarihler sürekli değişiyor. Bundan yaklaşık bir 15 gün öncesinde bu tarihten işte Haziran başı gibi başlarız. İşte Haziran sonu gibi son 10 maçımız var zaten. O sıralar bitirebiliriz durumundaydı. Ondan sonrasında bir 15 gün sonra başlarız, bitiririz, bir iki hafta ara veririz durumundaydı. Şimdi şu anda en son konuştuğumuz şey Haziran'ın sonlarına doğru, yani ortaların sonlarına doğru başlayıp Temmuz'un sonlarına doğru bitirip iki hafta bir izin verip oyuncu grubuna, ardından yeni sezona başlama düşüncesindeler. Şu anda öngörebildikleri şekil bu, ama tabii bu virüsün zaten problem olan şey bu virüsün belirsizliği. Bu belirsizlik olduğu sürece net bir kanıya da varılamıyor. O yüzden bana aslında kişisel olarak çok da inandırıcı gelmiyor aslında o tarihlerde başlayabileceği. Çünkü Fransa'da gün geçtikçe, dünyanın her bölgesinde olduğu gibi, gün geçtikçe orada da bu virüs gitgide yükseliyor. Henüz sanırım orada da o pik diye tabir edilen konuma ulaşmış değil. Yani dediğim gibi çok da şu an için ben de öngöremiyorum. Onlar da öngöremiyor çünkü sürekli değişkenlik gösteriyor. Biraz daha erteleneceğini düşünüyorum açıkçası. Ertuğrul, Bursa'yı özledin mi? Taraftarı özledin mi? Bursa Spor'u özledin mi? Çünkü seni çok seviyor Bursa Spor taraftarı ve eski bir Bursa Spor kaptanı olarak neler söylersin? Öncelikle bütün kalbi duygularımla söylüyorum. Kulübümü çok özledim. Oradan hiç ayrılmadım. Kalben hiç ayrılmadım aslında. Fransa'da da sürekli kulübümü takip ediyorum ve kalben şu anda bir taraftar olarak onların arkasındayım, onların yanındayım. O şehri çok seviyorum, o taraftarı çok seviyorum. Çünkü Ertuğrul Ersoy'un hayali o kulüpte gerçekleşti. O kulüpte futbolcu oldu, o kulüpte kaptan oldu. O kulüpte ilk paramı kazandım, o kulüpte ilk arabamı aldım. O kulüpte güzel anılar biriktirdim. İlk milli takıma Bursaspor'dayken ulaştım. Ayrılığımız biraz kötü bir şekilde gerçekleşti ama benim Bursaspor sevgim içimde artık bitmeyecek. Çünkü orayı gerçekten çok seviyorum. Umarım gelecekte bir gün güçlü bir şekilde tekrar kulübüme dönüp orada artık kulübümle birlikte güzel başarılar elde etme hayalindeyim. Bunu hiçbir zaman aklımdan çıkarmadım. Bunun da gerçekleşebileceğine inanıyorum. Yani elbet bir gün Bursaspor hak ettiği yerlere çıkacak. Umarım benim Bursaspor'da olduğum dönemlerde o başarıları yakalama şansını elde edebilirim düşüncesindeyim şu anda. Yani yeniden yollarınızın kesişeceğini söylüyorsun, öyle mi? İlerleyen yıllarda. Ya benim gönlümden geçen bu. İstediğim şey bu. Zaten bu sezon başı kulübümden ayrılırken daha öncesinde sürekli söylüyordum. Kulüp bana çok şey kazandırdı ve ben Türkiye'de Bursaspor kulübünden başka bir yerde bu süre zarfında forma giymek istemiyorum. Gideceksem de gideceğim adres Avrupa olacak düşüncesindeydim. Ve ayrılırken de Türkiye'den kalbur üstü diye nitelendirilen takımlardan teklif almama rağmen kafamda sürekli kulübümü, Bursa'yı Avrupa'da temsil etme düşüncesi vardı. Bu doğrultuda da zaten kararımı başka bir takımda forma giymeme düşüncesiyle birlikte Avrupa'dan yana kullandım. Umarım uzun süre Avrupa'da forma giymeye devam edebilirim. Ve artık en futbolcunun futbolcu olduğu, tecrübelendiği yaşlara geldiğim zamanda da kulübüme gelip, var bir hayalim yani kulübümle tekrardan şampiyonluk yaşamak, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Çünkü Bursaspor gerçekten büyük bir camia, büyük bir potansiyeli var. Bu kötü günler elbette geçecektir. Çünkü gerçekten çok güçlü bir camia. Bu kötü günler geçtikten sonra hak ettiği yerlere koşar adımla yükselmeye başlayacaktır düşüncesindeyim. Bursa'daki takım arkadaşlarınla görüşüyor musun? Ya evet, zaten en yakın arkadaşlarım hala onlar. Çünkü Bursa'daki takım arkadaşlarım şöyle, onlar benim çocukluk arkadaşlarım. Çok erken yaştan beridir biliyorsunuz, ben 12-13 yaşlarında Bursa'ya geldim. Tam o olgunlaşma dönemimde oradaydım ve kazandığım arkadaşlıklar
hep Bursaspor'un çatısı altındaydı. Altyapıda oynayan arkadaşlarımdan bahsediyorum. Yani daha Süper Lig'de birlikte oynadığım arkadaşlarımdan değil. Altyapıda oynayan arkadaşlarımdan bahsediyorum. Ve onlarla sürekli bir birlikteliğimiz var. Ve zaten her akşam hepsiyle eksiksiz FaceTime'da görüşüyoruz şu dönemde. Ve zaten daha önceki dönemlerde izinlere geldiğimde ailemden önce Bursa'da arkadaşlarımla vakit geçirmeyi tercih ediyordum. Onları da çok seviyorum. İyi bir ilişkimiz var. Umarım bu yıl gelecek başarıda altyapıdan birlikte oynadığımız arkadaşlarımız, kardeşlerimiz orada ön planda olurlar. Ertuğrul, Bursaspor'da birlikte çalıştığın Pologen'le şu anda Le Havre'de birlikte çalışıyorsunuz. Pologen'in Bursa'daki sistemiyle Fransa'daki sistemi arasında bir farklılıklar var mı? Sen Fransa futboluna alışabildin mi? Şöyle, ilk gittiğim dönemlerde biraz adaptasyon sürecinde sıkıntılar olmuştu. Çünkü yoğun bir sıkıntılı bir dönemden çıkmıştım Bursa'da. Biliyorsunuz, bunu söylemekten de çok kaçınmıyorum aslında. Çok eleştirilen, bana göre sağ dışı olaylarda haksız eleştirilen bir Ertuğrul vardı ve bu da beni yıpratmıştı. Yani çok sevdiğim camiamdan insanlar, gazeteciler, taraftarlar, yöneticiler beni basından duyduğu yalan haberlerle eleştirerek yıprattılar. Yani sağ içi performansım eleştirilse bunu kaldırabiliyordum. Futbolcuyum. Yani sağ içinde eleştireceğim tabii, ama sağ dışında yapmadığım şeyler üzerine eleştirilmek ve ağır ithamlarda bulunması bana beni çok yıpratmıştı. Bir örnek verebilirsem yani Ertuğrul Ersoy Bursa Spor Kulübü'nde paracı imajı bir dönem gündem oldu. Hala da bazı kesim öyle anlıyor beni. Yani bu çok, yani bildiğiniz çok yalan bir haber, yanlış bir haber. Bunun gibi bu tarz şeylerle eleştirilmek beni çok yıpratmıştı o dönemde. Ve Fransa'da, hayır şuraya geleceğim. Fransa'ya gittiğim dönemde adaptasyon sürecinin yanı sıra başka bir ülkeye gitmişim. Adaptasyon süreci ve bunun yanı sıra özgüveni düşmüş bir Ertuğrul olarak gitmiştim. Çünkü o dönemde Ertuğrul, gerçekten ağır eleştirilmiştim. Lafını kesiyorum, kusura bakma, ama az bir süremiz kaldı. Toparlayacak olursak bir soru daha sormak istiyorum. Sen lütfen sözüne devam et. Ama az bir süremiz kaldı, tamam. Belirtmek isterim sana. İşte o adaptasyon süreci bunlarla birlikte benim adıma sıkıntılı geçmişti. Ardından hocamın da yardımıyla, arkamda sağlam bir şekilde durmasıyla birlikte performansımla da bir yükseliş oldu. Oraya alıştım. Keyifli bir dönem geçiriyorum orada. Umarım en kısa zamanda da bu eşiği atlayıp artık ülkemi daha popülerliklere temsil edebilirim. Peki Ertuğrul, sizin takımınızda maaşlı futbolcuların maaşlarında indirime gitme gibi bir durum söz konusu oldu mu? Şöyle, geçtiğimiz ay maaşımızı full aldık. Bu ay itibariyle de tam net konuşulamıyor ama sanırım maaşımızın %75 ila 80'lik kısmını kesintiye uğrayacak. Şu anda bu konuşuluyor. Futbolcu grubu da hepimiz bu durumu onayladık. Evet, yardıma muhtaç insanlara bizim maaşımızdan kesinti olunursa onayladık bu işi. Geçen ayki maaşımızı aldık. Bu ayki maaşımız dediğim gibi öyle bir kesinti olacak. Ama oradaki maddi durum çok kötü bir durumda değil. O yüzden bu ay olması bile önümüzdeki ay kulübümüzün bize o parayı yatırabileceğini bildiğimiz için oyuncu grubunda da çok bir endişe olmadı aslında bu dönemde. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Seni tekrardan Bursa kanalında görmek bizleri de mutlu etti Ertuğrul. Kendine çok iyi bak. Programımıza katıldın. Teşekkür ediyorum ben sana bir kez daha. İnşallah ilerleyen zamanlarda seni tekrardan konuk olarak ağırlarız programımızda. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Evet değerli izleyenler, Bursa Spor'un eski kaptanı, milli futbolcu, Le Havre'de forma giyen Ertuğrul Ersoy'u ağırladık stüdyomuzda. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Keremcan Akyüz'ü ağırlamıştık. Bu hafta da Ertuğrul Ersoy'u ağırladık. Ertuğrul bize Fransa'daki durumdan bahsetti. Fransa'da da koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 25 gündür futbolculara izin verildi ve ligler de orada tatil. Tabii Fransa'daki liglerin ne zaman başlayacağı da hala belirsizliğini sürdürüyor. Aynı Türkiye'de olduğu gibi, ama Ertuğrul'un bize öngördüğü süre Haziran sonu gibi başlatılıp Temmuz ortasında liglerin tamamlanması şeklinde görüş bildirdi. Aynı şekilde de
Bursaspor'un kendisinde ilklerin takımı olduğunu da söyledi. Ertuğrul'un görüşleri bu şekildeydi. Şimdi bir diğer konuğumuz var. Onu da ağırlayacağız. Bursasporlu Anıl Karayer şu an hattımızda bizleri bekliyor. Anıl, merhaba, nasılsın? Merhabalar, iyi yayınlar. Programımıza katıldığın için, davetimizi kırmadığın için teşekkür ediyorum ben bir kez daha. Ben de çok teşekkür ediyorum. Beni yayına aldığınız için. Bilindiği üzere ülke ve dünya olarak çok zor günler geçiriyoruz. Koronavirüs salgınının esiri olmuş durumdayız adeta. Bu süreci nasıl geçiriyorsun? İstanbul'da ailenle birliktesin, evdesin. Nasıl geçiyor bu süreç senin için? Evet, bu hastalıktan hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Umut ediyorum ki hastalar da bir an önce iyileşir. Bu süreci evimde geçirmeye çalışıyorum. Zorunlu olmadığı için hiç dışarıya çıkmıyorum. Belki bir, belki iki defa çıkmışımdır o da zorunlu ihtiyaçlarımı karşılamak için. Zor bir süreç. Hem bizim, hem ülkemiz, hem de dünyamız açısından. Bu süreci umut ediyorum bir an önce iyi bir şekilde bitiririz. Bu hastalığın artık tedavisi bulunur ve normal hayatımıza dönebiliriz. Ligler başlar mı sence? Geçen hafta Keremcan Akyüz'ü konuk almıştık. Kendisi liglerin tescil edilebileceğini ve devam etmemesi gerektiği düşüncesini savunmuştu. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ben de katılıyorum. Kesinlikle şu süreçte liglerin konuşulmaması bile gerekiyor. Ama fakat maalesef futbol tabii global bir sektör. Bunun karşısında yayıncı kuruluşun veya bir takım kuruluşların maddi bir beklentisi var. Bunun karşısında ödedikleri bir maddi bir ücretler var. Onun için bence bunu hızlandırıldığını düşünüyorum. Ama insan sağlığının olduğu yerde bunların konuşulmaması gerekiyor. Ben tedavinin bulunmadan hiçbir şekilde liglerin başlamaması gerektiğini, idmanların dahi başlamaması gerektiğini düşünüyorum. Peki başlarsa bir tedirginlik yaşar mısınız? Yani şöyle, tedavi bulunmadığı süreçte eğer bizi böyle bir riskin içine sokarlarsa bu herkes için risk teşkil eder. Sadece bizim için değil, ailelerimiz için. Kendime baktığım zaman annem bir rahatsızlık geçiriyor 2-3 yıldır. Benden dolayı teşekkür ediyorum. Benden dolayı ona geçme şansı var veya benim gibi sadece futbolcuların değil, orada çalışan bütün personelimizde, evet, stadyumumuzda olsun, kendi içimizde olsun, herkesin ailesi için bir risk teşkil edecek bir durum olacağı için tabii ki tedirgin oluruz. Açıkçası ben böyle bir şeyi de kabul edebileceğimi düşünmüyorum. Peki maçların başlarsa Antalya'da oynanması gibi bir durum söz konusu, böyle bir düşünce dolaşıyor. Buna ne diyorsun? Yani şöyle bir durum var. Tabii ki biz de kendi aramızda konuşuyoruz. Hem takım arkadaşlarımız, hem de kulüp yetkilileriyle beraber. Yani bu hastalığın şöyle bir sıkıntısı var. Evet, bir yere gidebiliriz, steril bir ortam olabilir, belki karantina gibi olabilir. Ama bunlar biliyorsunuz ki çok vatandaşımızda, dünyada birçok kişide bu göründü. İlk başta pozitif çıkmayıp günler sonra bu testlerin pozitif olduğunu görüyorsunuz. Bu da herkes için bir risk oluşturabilecek bir durum. Yani ben ona da çok sağlıklı bir planlama olacağını düşünmüyorum. Ama yapılan açıklamalara baktığımızda da tescil edilme gibi bir durumun söz konusu olmadığını da anlayabiliyoruz. Yani ne olursa olsun er ya da geç ligin devam ettirileceği yönünde açıklamalar geliyor. Eğer öyle olursa bu 6 hafta sizin açınızdan nasıl geçecek? Çünkü Bursaspor bildiğin üzere senin de şampiyonluk yolunda, bu sezon yoluna devam ediyor. Nasıl bir 6 hafta geçireceksiniz? Şöyle bir hazırlık süreci kesinlikle olması gerekiyor. Çünkü şu anda evde bireysel idmanlar yapmaya çalışıyoruz. Fakat futbolun içerisinde olan birçok parametre var. Bunların sadece birkaç tanesini evde yapabiliyorsunuz. İşte kuvveti koruyabilirsiniz. Ne bileyim, farklı idmanlar yapabilirsiniz. Fakat bunun hiçbir şekilde ben sahaya sizi %100 şekilde hazırlayacağını veya performansınızı koruyacağınıza kesinlikle inanmıyorum. Yani bireysel yaptığınız idmanların bana göre çok fazla bir faydası kesinlikle yok. Onun için bize bir süre verilmesi gerekiyor. Bu da sezon başları genelde 45 gün, 50 gün kadar oluyor. Ama bu kadar verilmeyeceğini düşünüyorum. Nereden baksanız bir 20-25 gün, belki bir aya ihtiyacımız var.
bütün futbolcuların. Sonrasında lige kaldığımız yerden devam edebiliriz. Ben şuna inanıyorum, eğer ligler tescil edilmez, devam edilirse biz yine elimizden gelen her şeyi yapıp Bursa Spor'u bu 6 maçta şampiyonluğa ulaştıracağımıza inanıyorum. Hem benim hem takım arkadaşlarımın, bütün camiamızın, bütün Bursa'nın hem beklentisi bu yönde hem de konsantresi bu yönde. Evet, korona bizi biraz uzaklaştırdı ama tek hedef var, o da şampiyonluk. İdmanlara, çalışmalara evde devam ediyorsun. Oğlun Tibet'te katılıyor mu? Biz Tibet'i tabii yakından tanıyoruz. Maç sonları röportajlarını oğlunla birlikte yapıyorsun çünkü. Evet, sabah 7'de kalktık. Şimdi o uyuyor karşımda. Ben devam ediyorum. Ya, idmanlara zaten beni fazla yaptırmamaya çalışıyor. Baba beni de al, ben de yapayım, ben de yapayım diye. Beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Genelde annesi onunla ilgilendiği zaman ben hemen kaçıyorum biraz işte bir şeyler yapmak için. Ama o da benimle spor yapıyor, futbolda meraklı gibi. Peki, geçen hafta Kerem Can Aktürk personel maaşlarına destek yapılacağını söylemişti ve de futbolcuların maaşlarında indirime gitme konusunda kulübün sizinle bir görüşmesi oldu mu bu geçtiğimiz bir hafta içerisinde? Evet, yani böyle şeyleri tabii ki biz sadece bu değil, birçok şeyde elimizden geldiğince yardımcı bulunmaya çalışıyoruz. Ve bize birebir ilgilenen personelimizin aylardır yaşadığı sıkıntılar var. Bu bütün Bursa'nın bildiği, tahmin ediyorum 7 veya 8 aydır maaşlarını alamıyorlar. Aynı şekilde biz de futbolcular da burada gerçekten şöyle söyleyeyim, çok karakterli, elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan, bulunduğu konumun farkında olan bir oyuncu grubu var. Bu durumda bile personelimize hemen hemen bütün arkadaşlarımız elinden geldiğince destek olmaya çalıştı. Bu da bizim adımıza çok sevindirici bir durum. Ama tabii ki bu indirim konusuna gelince, yani dünyada bunların örneklerini çok görüyoruz. Ama bir de bunların kulüplerin yapısına bakmak gerekiyor. Kulüpler kendi yükümlülüklerini yerine getirdiği zaman bence futbolcudan böyle bir şeyleri istemesi veya kendi ülkemize bahsedelim. Büyük takımlarda oynayan, bana göre fahiş fiyatları oynayan oyuncular var. Bunlardan indirim istenmesi gayet normaldir diye düşünüyorum. Fakat kendi tarafımıza gelirse bize böyle bir teklifte gelinilmedi, bulunulmadı. Biz elimizden geleni Bursa Spor için fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Bence futbolcular, futbolcu arkadaşlarım bu yönde çok büyük katkı sağlıyorlar. Biz buraya gelirken tabii ki Bursa Spor'un durumunu biliyorduk ve bunu kurtarmak, Bursa Spor'un geleceğine bir katkıda bulunmak için buraya geldik. Şu anda böyle bir durum söz konusu değil gibi. Ama dediğim gibi biz herkese elimizden gelen şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Ama şunun da bilinmesi gerekiyor ki futbolcular da uzun aylardır bir ödeme alamıyor. Şu anda tek düşüncemiz şampiyonluk. Buna odaklanmış durumdayız. İyi bir arkadaşlığımız var. Hiçbir zaman parayı, yani ben çok takımda oynadım ama bu kadar sıkıntılara rağmen hiçbir zaman parayı konuşmayan, hiçbir zaman birinci sırayı, ikinci sıraya bile koymayan bir grupla beraberim. O yüzden çok şanslıyım. Takım arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Şu anda tekrarlayayım, kulübümüz tarafından böyle bir teklif gelmedi. Bursa Spor kariyerindeki 14. takım. Sen de 31 yaşındasın. Kariyerine birçok takım sığdırdın. Futbolu ne zaman, nerede bırakmayı düşünüyorsun? Senin için son durak olacak mıydı? Neresi olacak olursa? Ya şöyle bir şey var. Ben bu Galatasaray'dan kiralık giderken yaklaşık 2 sezonda zaten 5 takımda oynadım. Bunda Galatasaray'ı da sayarsak 6 takımda görünüyor oynadığım. Yani biraz fazla gezdim. Şöyle bir şey var. Biraz böyle olduğum yeri bundan önceki takımlarımda hani kabul etmeyen, maddi durumlarda veya sıkıntılar olduğunda bunları farklı mecralarla çözmeye çalışan bir profilim vardı. Ama buraya geldiğimde gerçekten Bursa'yı çok sevdim. Bu belki işte takımımız içindeki bu şey, taraftarımızın bu kadar bizi sahiplenmesi,
sevmesi bunda çok büyük rol oynadı. Taraftara buradan söylemek istediğin neler var? Evet, onlara da gelelim. Yani çok büyük bir taraftarımız var. Bunu yürekten söyleyebilirim ve bana göre Bursa Spor'un tek sahibi onlar. Onlar da olmasaydı şu anda şu durumdan çok daha kötü bir yerde olunabilirdi. Fakat onlar bize hem takımına hem armasına hem şehrine sahip çıkıyorlar. Gönülden bağlılar. Biz de onların bu içtenliğini, bu sahiplenmesini hem de bize gösterdikleri hem sevgiyi hem de ortaya koymuş olduğumuz performansa yaptıkları katkı sayesinde yani inanılmaz mutluyum burada olmaktan. Dediğim gibi birçok sıkıntımız var. Ama şunu söyleyebilirim, kariyerimdeki belki de en mutlu olduğum yerdeyim. Benim amacım şu andaki ilk hedefim Bursa Spor'u şampiyon yapmak. Yani Allah bunu bana inşallah nasip eder. Sonrasında tabii ki mutlu olduğum yerde futbolu da orada bırakmak isterim. Şu anda burada çok mutluyum. Çok güzel bir ortamımız var. Aile ortamımız var. Buna başkanımız, yöneticilerimiz de dahil. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Burada gerçekten mutluyum. Kariyerimde mutlu olduğum yerde bitirmek isterim. Pek bilinmiyor ama babadan futbolcusun. Galatasaray'ın eski futbolcusu Sefer Karayel senin baban. Bu evet. Konu hakkında neler söylersin? Babam da yaklaşık 6 sene Galatasaray'da oynamış. İşte o da birçok takımda forma giymiş. Bana kariyerimde çok büyük artısı var. Futbola başlamamda çok büyük etkisi var. Her zaman destekçim. Hala Bursa'ya her maça gelmeye çalışır, deplasmana gelmeye çalışır. Hem iyi bir de izleyicidir ve hocalık geçmişi de var. Bana elimden gelince destek olmaya çalışıyor. Ona da teşekkür ediyorum. O da futbolun içinde. Ben de futbolcu oldum. O hep bana söyler, seni izlemek, sahada oğlunu izlemek çok ayrı bir duygu. Bakalım, belki biz de Tibet'i izleyebiliriz. Peki Anıl, biz programımızın sonuna geldik. Benim sana sormayı unuttuğum, senin eklemek istediğin varsa son sözlerini alalım. Sonra veda edeceğiz. Evet, inşallah şu virüsten bir an önce hem ülkemiz hem dünyamız bir an önce kurtulur. Bu dönemde evde kalmaya çalışalım. Tabii ki bunları söylemek bazı insanlar için kolay, bazı insanlar için çok zor. Geçinmek zorunda olan insanlarımız var. Onları unutmamamız lazım. Daha çok yardımlaşmamız gerektiği bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum. Elimizden geldiğince her şeyi yapmaya çalışmalıyız. Kendi adıma çalışıyorum da. Bu bela bittikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve Bursa Spor'u şampiyon yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Taraftarımız bizimle beraber olsun. Zaten her zaman beraberler. Böyle kapatmak istiyorum. Ben de tekrar teşekkür ediyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz yorumların için. Renk Attım programımıza. Teşekkürler, kendine iyi bak. Ben. Evet değerli izleyenler, Satır Başı'nın bu haftaki programında Bursa Spor eski kaptanı milli futbolcu Ertuğrul Ersoy ve Bursa Sporlu futbolcu Anıl Karayer'i ağırladık. Kendileri koronavirüs sürecine dair bize görüşlerini aktardılar. Biz şimdi programımızı noktalıyoruz. Haftaya Cuma günü yine burada olacağız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.